Dinlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle. Neden gizliyorsun? Göster müzikle. Tarzın nedir sence? Yansıt müzikle. İki saat yer çekimi dinledik. Elmalar ağaçtan düşüyorsa düşüyordur işte. İnsanlar bir hiç uğruna beyinlerini yakıyor bence. Ben yer çekimini severim. Hem herkesin istediği konuyla ilgilenme özgürlüğü vardır. Kimi fizik sever, kimi klasik müzikten hoşlanır. Do, re, mi, fa, sol, la, la. Dilin keskin ama beynin olmuş lapa. Do, re, mi, fa, sol, la, la. Bak bakalım arı mı girmiş yapkana. Klasik müzik eziklere göredir işte o kadar. Şey, bugün evlere birlikte mi gitsek çocuklar? Olmaz, bugün antrenman var. Ben de kütüphaneye gidip aldığım kitapları vereceğim. kusura bakma, ben de bugün Miles Robert'ın yani dişçiye gideceğim. Ya sahi mi, ben de gelebilir miyim? Olmaz, dişim çok gariptir. Biri onu izlediği zaman eli titrer, sonrası bir felaket. Peki anladım, sana bol şans. Sonra görüşürüz. Sağ ol Leon, dayanmaya çalışacağım. Ben artık gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. O yeşil şapka seni tam bir şapşal gibi gösteriyor Bücür. Sana bir iyilik yapayım da ondan kurtarayım. Ama o annemin bana doğum günü hediyesiydi. Kaybettiğini söylersin olur biter. Korkma inanır, çocuklar her zaman şapka kaybeder. Bu evin sahibi gerçekten çok garip. Bir dahaki sefere kargoya sen verirsin. İyi, nasıl istersen. Gelince bakarız. Maestro! Orada durma, içeri gel Max. Geldiğimi nereden anladınız? Bütün mesele dinlemekte Max. İşin sırrı bu. Ben bu eseri çok severim. Ünlü besteci Franz Liszt'in 2 numaralı Macar Rapsodisi. Duymuş muydun? Tabii. Oda kokusu reklam müziği. Ferahlatır her evi. Ferah oda kokusu. Kovar bütün pis kokuları. Ferah oda kokusu, öyle mi ya? Liszt bugün hayatta olsa yüreğine inerdi. Evet, büyük olasılıkla bu eseri en az 100 kez duymuşsundur ama hiç dinledin mi? Nasıl yani? Ha duymak, ha dinlemek. Sonuçta ikisi de aynı değil mi? İşte ses kulaklarından içeri girdi. Duymak dediğimiz budur. Ama müziğin içinde gizleneni keşfetmek için, gerçek bir müzisyen olmak için dinlemeyi öğrenmelisin. Affedersiniz ama ben dinlemeyi zaten biliyorum. Şimdi söyle bana, bu eserde ne duyuyorsun? Ne mi? Eseri çalan senfoni orkestrasını duyuyorum. Haydi bakalım, küçük bir egzersiz yapmanın zamanı geldi. Söyle bakalım, bir şey görüyor musun? Hayır, görmüyorum. Bay Benbaum'un harika yöntemleri var. Kulağın karanlıkta daha keskin olduğu bilinir. Görmeyenleri ele alalım. İyi, hadi başlayalım. İşte polis düdüğü. Pablo'nun scooter'ı. Ne haber dostum? İyilik Pablo. Şuradan geçen de babamın taksisi. Çöp kutusuna sıkışmış bir kağıt parçası rüzgarda sallanıyor. Ve bu da kenara çekil. Aferin sana. Ben bisikleti duymadım bile. Çünkü dinlemiyordun. Ben futbol oynayan Becker'in topunu bile... Of. Kusura bakma dostum, seni görmedim. Top çok kötü indi, iyi misin? Say, gözünü bağlamış, ne yapıyorsun? Hiç. Öğretmen bir ödev verdi de... Konusu şehirde görme engelli olmanın nasıl bir şey olduğu. O yüzden biz de bu yola başvurduk. Anladın mı? Merhaba çocuklar. Merhaba Leon, ne bu halin? Ayaklarım su topladı da o yüzden böyleyim. Aldırma, yarına geçer. Şimdi gitmeliyim. Anlaşılan yeni bir şey öğrendim. Çıldırdı galiba bu. Kafasına inen toptandır. Ve tahta üflemeliler tiz notalarla devreye giriyor. Şimdi de bakır üflemeliler ve kemanlar müziği iyice tırmandırıyor. Demek dinlemek buymuş, öyle mi? Ah,
Maestro ben... Ha? Ne yapıyor o bu? O Max, ne çabuk döndün evlat. Ağaçtaki çiçekleri neden maviye boyamış acaba? Aman bana ne. Neyse, ne demek istediğinizi anladım Maestro. O zaman seni dinlemeye sabırsızlanıyorum delikanlı. Hemen ardından devreye trombonlar, kornolar ve tuba girerek anatemayı çalıyor. Aferin sana, beni gerçekten etkiledin. Bu aşamaya kadar gelmene sevindim. Artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Bir sonraki mi? Evet tabii, çünkü dinlemek gerçek anlamda dinlemek, sesin ötesine geçmektir. Tıpkı denize dalar gibi müziğin içine dalmalısın. Müziği duygularınla ilişkilendirmelisin Max. Bu eser sana ne hissettiriyor evlat? Gerçek anlamda dinlemek yüreğinle dinlemektir. Yüreğinle dedi, öyle müziğin mi? Müziğin içine dalacakmışım. Tıpkı denize dalar gibi. Duygularla ilişkilendirecekmişim. Aa, boşuna. Büyük müzisyenlerde olan nitelikler bende yok. Aa, dur gelme. Sakın klasik müzik falan dinlediğimizi sanma. Liszt adlı rap grubunu ararken Liszt'e denk geldim. Açınca bir de ne göreyim? Ferahoda kokusunun müziğiymiş. Yani müzik mi çalıyordu? Hiç fark etmedim. İyi olduğundan emin misin Leon? Ben mi? Tabii iyiyim, harikayım. Niye sordun? Bugün evlere birlikte mi gitsek çocuklar? Ayaklarım su topladı da ondan. Kulağınla değil yüreğinle dinle. Yeni aldığın spor ayakkabıların nerede Leon? Artık giyemiyorum. Ayaklarım inanılmaz bir hızla büyüyor. Yeter, doğru söyle artık. Belli ki ayağındakiler sana iki numara küçük. Söyle bakalım neler oluyor? Ben aslında son sınıflardan Basil spor ayakkabılarımı kardeşi için ödünç aldı. Aslında dünkü öğle yemeğimi de ödünç aldı. Aslında bana yakışmadığı için şapkamı da ödünç aldı. Yani sana bal gibi zorbalık yapıyor. Öğle yemeğin, şapkan ve ayakkabıların. Şimdi de gözünü cep telefonuna mı diktin? Basil denen adama pantolonunu yedirteceğim. Sakin ol. Belki daha iyi bir çözüm bulunur. Öyle mi? Onun gibiler başka dilden anlamaz. Şunu tarif et de gününü göstereyim. İşte orada. Basil. Buraya geliyor. Belki de haklısınız. Hem bana kızıp acısını Leon'dan ben çıkarmasın. Ben onunla konuşurum. Tatlı dille. Onun gibiler kendilerini bir şey sanır ama ben onları alt etmeyi bilirim. Yardıma gerek olursa seslen geliriz. Hayır. Hiç yararı yok. Çocukta resmen beyin yok. Bana kalırsa mesajımızı duymadı. Dinlemesini sağlayalım. Leon, cep telefonunu verir misin? Yarın çaresiz amcanı devreye sokacağız. Benim amcam mı? Ama benim amcam yok ki. Belki yoktu ama artık var. Sence işe yarayacak mı? Bu sorunu kökten çözmeliyiz. Yoksa hep korku içinde yaşayacaksın. Tam tahmin ettiğimiz gibi sevimsiz zorba kapıda Leon'u bekliyor. O zaman planı uygulamaya başlayalım. Evet, dediğimi düşündün mü bakalım? Ne yapıyorlar? Planın ikinci aşaması. Beck, sıra sende. Alo Basil. Alo Basil. Alo Basil. Beck. Tamam, ben bir sanatçıyım. Prova yapıyorum. Connie amca mı? Ha? Ronnie Casper mı? Alo. Alo Basil, ben Ronnie, Leon'un amcası. Bana her şeyi anlattı. Telefonu geri vermen için 10 saniyen var. Ayrıca sakın bir daha yeğenime bulaşma. Gözüm üstünde. Buraya bak Mücür. Ya yani Leon, bekle beni. Evet, en büyük kim bakalım? Hala inanamıyorum. Basil ne kadar korktu anlatamam. Bakın. Evet. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Sahi Basil'in bana zorbalık yaptığını nasıl anladınız? Ben kimseye tek kelime etmedim. Max'ın kulakları bir süredir çok hassas. Söylemediklerini bile duyabiliyor. İşte böyle. Bir zorbaya haddini bildirdik. Sizin sayenizde. Ben dinlediğimi sanırken sadece duyuyormuşum. Şu dalma örneği var ya, doğruymuş. Dalıyor, yüzüyor ve kendinizi dalgalara bırakıyorsunuz. Bakıyorum konuyu anlamışsın. Kutunun içinde ne var efendim? Benimle gel de göstereyim. Hı?
Ben bu şahane esere daldığımda kendimi Buenos Aires'te mavi çiçekler açmış ağaçlarla dolu bir parkta Miguel ve Polina ile oynarken buluyorum. Demek mavi çiçeklerin sırrı buymuş. Parkta müzisyenler Macar Rapsodisi çalıyor. Annem bizi eve çağırıyor ve elimize üstüne reçel sürülmüş ekmekler veriyor. Hem de sadece Arjantin'de olan tatlı patates reçeli. Sen de ister misin? Tatlı patates reçeli mi? Hayır sağ olun. Sen bilirsin evlat, böylece hepsi bana kalır.